Hepinize merhaba. Pazar vlogu gelsin diyenler umarım buradadır. Bugün cumartesi ve cumartesi günü Beşiktaş'taki pazar var. Burası aslında çok küçük bir pazar ama bazen hiç ummadığınız güzellikte böyle takılar, aksesuarlar bulabiliyorum. Bazen marka ürünlerin outletlerini bulabiliyorum. Böyle güzel, keyifli oluyor ama her zaman da olmuyor açıkçası. Bugün bakalım, eğer güzel şeyler varsa ve pazar videosunu, vloglarını özleyenler varsa bugün çekmeye çalışacağım sizin için. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Ve maskemi taktım. Olay yerindeyim şu anda. Bakalım güzel şeyler var mı? Önce şu pazarın arka tarafından girdim. Burada çok güzel bir takıcı var. Önce onu paylaşmak istiyorum. Bir dakika. Tamam. Ne kadar bunların fiyatları? 25 nazar boncuk. Diğerleri 20. Camlar var 25. Şunlar çok güzelmiş. O mercandır, 35. 35. Bunun kolyesi var mı? Allah, bunun kolyesi vardı da kalmadı. Bizim kender yapımızı. Şöyle bakın Mert. Bu kolyeler ne kadar peki? Kırmızı mı? 45 lira. Yeşil. İyiyle bitiyor. Boncuk masalı. Evet, iyiyle bitiyor. Tamam. Şu küpeler falan ne kadar? 60 lira. Hematiktir. Hematik ne demek? Doğal. Aa, anladım. Diğer şu harfliler peki? O 35. Çok güzel, bakın. Gelince bunlara mutlaka bakın. Şunları da çok çok beğendim. Güzelmiş. Daha küçük boyları da var. Burada da telefon ve gözlük için aksesuarlar var. Lazım değil, gel ya. Bu telefon aksesuarları ne kadar iplere? Abla, bunlar 20, diğerleri 35. Şunlar rengarenk. Mesela şu şarm bileklikler ne kadar? Yani şunlar Agata ile şu model 40 lira, diğerleri 35 lira. Çok güzeller. Bu yüzüklerin de fiyatını rica edebilir miyim? Nasıl? Bu yüzükler ne kadar mesela? 25, 30, 35. Değişiyor, anladım. E harfi de yok galiba. İşte bu bölümde her zaman size çektiğim her pazar vlogunda böyle marka parçaların outletini satan tezgah burası. O yüzden aşırı kalabalık. Bazen güzel şeyler çıkıyor. Göstereceğim size. Galiba tezgaha yanaşamayacağım. O kadar kalabalık ki. Herkes böyle deliler gibi alışveriş yapıyor. Ama çok böyle bir uzaktan baktım da bu sefer fazla güzel bir şey yok. Birkaç tane beğendiğim var. Onları hemen göstereyim size. Şu jean tulumun hem rengini hem yumuşaklığını beğendim açıkçası. Ve böyle 30 liraya falan satıyorlar. Bakın şu da keten. Bunun da rengi çok güzel. Ve beyazı da var. Bakayım. Aa, bak bu da güzelmiş. Şöyle çekeyim. Haki renkte ve kumaşı inanılmaz yumuşak. Giyecek 30 lira, 40 lira. Trench coatlar var. Bakın Zara'nınmış. Bence bu da güzel. Boyu da iyi. Çok böyle şeydi. Aa, en azından sonbahara girerken buradan trench coat falan alabilirsiniz. Burada bir tane de Bershka'nın böyle bir gömlek elbisesi var. Evet, tiraca. Şöyle arkası açık ama. Zaten Bershka'da bunları böyle çok göstermiştim size şöyle. İki parça halinde. Böyle bolca gömlek elbiseler var. Şunların renkleri inanılmaz güzel. Böyle fuşya pembe falan. Bunlar kosun mu? Bir dakika. Herhalde. Şöyle. Oldukça uzun. Mesela hardal rengi böyle bir gömlek elbise var. Bu pliseli eteği beğendim. Bence sonbaharda çok güzel olur. Şöyle parlak saten kumaş. 30 lira yani. Hiç de bir şey değil. O kadar da hafif bir ince ki.
çok çok güzel bence ama keşke askıda daha olsaydı, gösterirdim daha net. Rengi falan çok güzel. Ay çok güzel bir minik şort buldum. Çok tatlı, tril tril. Bu ince keten bence kemerli, böyle bir bol kesim pantolon da var. Tril tril kumaşı. Bunlar hep 30 lira 40 lira. Ay rengini çok beğendim. Bir tane Zara jean buldum ama bedeni yok. Böyle wet leg geliyor. Çok böyle bol. Ama rengi çok güzelmiş ve biraz kalın ama. Ay nasıl gösterdim bilmiyorum ya. Şöyle bir şey. Şu saten eteği de beğendim aslında. Böyle dar kesim geliyor. Ay çok kötü çekiyorum tek başıma. Biraz zor oluyor çekmek. Ve alan o kadar dar ki sırt sırtayız yani alışveriş yaparken. Bakalım. Bahardar renkli elbisenin kumaşı çok güzelmiş aslında. Hani modelini çok beğenmesem de rengi falan çok güzel. Mesela bir kahverengi kemerle çok güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah da sesim çıkıyor. Burada bir tane saten pantolon buldum. 25 lira bilekleri şöyle lastikli. Gerçekten çok güzel ya. 25 lira ne ki? Bayağı iyi. Bakayım. Aa, metalik suni deri şey de buldum. Tight da buldum. Bakın. Ay çok güzelmiş bu ya. Bu ne kadar bu? Hangisi? Şu tight. Aynen. Ha, bedeni var mı bunların? Var. Tamam. Kahverengi bir tulum buldum. Jean denim bir tulum. Gerçekten çok güzel kalitesi. Ama rengi çok şey fazla koyu, bana pek gitmedi. Benim bayağı şeyimin kısası. Stradivarius'tan aldığım böyle suni deri pliseli eteğin aynısı neredeyse ama boyanmış. Bu alınmaz. Bakayım, bakayım. Karıştırdıkça bir şeyler çıkıyor. Burada da böyle bir envelop. Suni deri var. Ay o kadar buruşuk ki anlaşılmıyor yani ama karıştırdıkça çıkıyor. Bunlar zaten Zara. Bu arada o metalik renkli tayt aynı Zara kalitesinde. Tezgahı kurcalarsanız bayağı güzel bir şey çıkıyor buradan. Ay resmen fenalık geçiriyordum ya. Tezgaha yanaşacağım diye. Böyle millet birbirini eziyor. Tabii 30 lira aslında yani. Alınabilir. Çok güzel şeyler var. Ama bu hafta bence çok iyi değil. Her hafta bakmak gerekiyor bu tarz yerlere. Haftalık böyle farklı şeyler geliyor. Batik böyle şey şallar var. 10 liraymış. Aslında bunlardan ne güzel paraya falan olur. Çok hoşuma gitti renkleri. Ay burada da çok sevimli böyle pijama takımları buldum. Çok güzeller. Bunları çok sevdim. 30 liraymış takımı. İşte pijamada İstediğim vahşilik bu. Leoparlı. Bence şu takım çok tatlı. Ay burada çok güzel seramik böyle kaseler, tabaklar var. Çok güzel renkleri. Çok beğendim. Farklı. Şunu mesela salata kasesi olarak. Değişik. Evet. 15. Herkesin ayrı servis tabağı falan olarak bence bunlar çok çok güzel. Aa siyah tabaklar da güzelmiş. Bunları da beğendim. Bunların fiyatları ne kadar? Ondan bir tane var 15 lira. 15'e bir tanecik var. Yılbaşı sofraları için bence bunlar da güzel. Aa çok değişik, çok güzel. Bu kaseler, tabaklar ne kadar? 35. Ha, çok güzel. Böyleler var 15. Ay burada çok güzel sepetler buldum. Şu büyük sepetin fiyatını öğrenebilir miyim? 90 lira. Diğerleri? 80-60. Tamam. Bir de şu çaydanlıkların fiyatı. Çok güzel. Aa, bu kaşık çatal da çok güzelmiş. Bunlar kararma yapar mı? Onları makine yapmayacaksınız hanımefendi. Ha, elde yıkanacak.
Kolay kolay yapmıyor. Kaç tane var bunda? Altılıdır abla. Ne kadar şeyi altılısı? Yani takım olarak hepsini mi soruyorsunuz? Yok, abla? Böyle mesela şey. Yani tabii şu, ayrı ayrı alabiliyor muyum? Bıçak 100 lira abla altılısı. Hı-hı. Şunlar abla 70'er lira. Hmm. Şunlar 50'şer lira. Bu da 30 lira. Tamam, teşekkür ederim. Titanyum kaplamalı. Elde yıkayınca karar mı olmuyor? Tamam, harika. Şu pankek tavaları ne kadar? 80 lira amperli. Bunlar çok güzelmiş. Döküm. Şu an bence en sevimsiz müşteriyim. Böyle o kaç para bu kaç para deyip deyip hiçbir şey almadan giden birisiyim. Ama ne yapayım? Öyle mutfakta da vakit geçirmiyorum ki yani. Öyle pankekler mankekler. Gerçi evet, alınca değil. Bayan geldi 25. Bayan geldi 25. Gel gel gel. Gel gel gel. Bayan düştü. Bayan fiyatlar yeri düştü. Şu badilerden burada da var. Çok kurtarıcı ama buradakiler penye. Gerçi Zara'dakiler polyester. Mesela şunlar falan güzel çelikolar. Hop yelekler. Yapacak bir şey yok. Mesela burada da böyle günlük giymelik elbiseler falan var. Kumaşları bence çok güzel. 80 liraya satılıyor. Şunun rengi değil ama bunun rengini beğendim. Mesela şöyle pembiş pembiş. Kumaşlar. Böyle şeyler de var. Ay bunlar, bu taraf pek güzel değilmiş. Aa, bir de şunlara bakayım. Hmm. Cici kız elbisesi. Şu da var. Şöyle pistolu falan. Bunlar hep 80 liraymış. Evet. Hala pikünü. Mayo pikünü bölümü de burası. Ama burayı karıştıramayacağım ya şu an. Aa, şu değişikmiş aslında. Aa, bayağı güzelmiş bu. Leopar'ı severiz. Değişik. Ne kadar bikiniler? 20 lira parça. Vallahi şunlar güzel. Yani burada da çok cici bence saç tokaları var. Şurası lastik. Sanki şal bağlamışsınız gibi gözüküyor. Şunun renkleri falan çok güzelmiş bence. Ne kadar bunlar? 10 liraymış. Aa. Az önce kızım bir tane suyunu açarken patlattı ve benim elbisemi olduğu gibi ıslattı. Hiç şeye bakamıyorum. Yani bu sıcakta iyi oldu senin dedim ama ya şey böyle bir de hani baktım öyle çok da tepki vermedim ama suyumun patlayacağını nereden bilebilirim diyor. Yine de hani bilemezsin tabii ki ama kusura bakmayın istemeden oldu diyebilirsiniz yani. Evet bak bu kabalığı da sevmiyorum açıkçası. Hani burada sanki bir mücadele mi var ki böyle herkes kaba olmak zorundaymış gibi. Bir hava var yani anlamıyorum. Öyle. Şu halıcıları gerçekten merak ediyorum. Yani bu kadar halıyı her pazar nasıl taşıyıp tekrar topluyorlar. Bayağı da bir mağaza gibi bir yer açıyorlar. Valla bakın eğer seviyorsanız inşallah gerçek değildir bunlar ya. Böyle hayvan desenli, tüylü müylü şeyler var. Ay ben bu peluş yastıklardan almıştım. Gerçekten yıkıyorsunuz, ediyorsunuz. Hiç sönme yapmıyor tüylerinde. Çok iyi. Kilimler var mı? Şu kilimler de güzelmiş. Kilim var abi. Nereye kullanacak? Gri istiyorum. Mutfakta kullanacağım. Kilim mi? Evet. Çık tarafı kilimde var. Ay bu o kadar yumuşak ki. Bunlar da yapışma yapmıyormuş mesela. Yıkayabiliyor musunuz çok rahat? Renkleri. Tam hiçbir şey bulamadım derken Oysho kalitesinde tişörtler ve elbiseler buldum. Şu vatkalıyı çok beğendim. Bunu kesin alacağım. 20 liraymış fiyatı. Hatta onun böyle çok güzel bir elbisesi de var. Yani yazın giy çık bir dakika göstereceğim. Ya kumaşının güzelliğine bakar mısınız? Aynı Oysho kalitesinde. Ay çok çok iyi. Böyle yeşili falan da var. Evet pazar turunu bitirdim. Maskem de buradaki küpeme takıldığı için o da buradan sallanıyor çıkartamadım.
Yani dediğim gibi aslında pazar her zaman böyle çok güzel olmuyor. Böyle çok güzel beğendiğiniz ürünlere denk gelemiyorsunuz ama sürekli böyle geldiğinizde düzenli mesela arada güzel şeyler çıkıyor. O gri tişört aldım ben Vatkalı. En azından spora falan giderken, yürüyüş yaparken falan kullanırım biliyorsunuz. Vatka'ya bir zaafım var. Çok seviyorum Vatka'yı. O yüzden o tarz parçaları da çok seviyorum. Öyle. Umarım yine de böyle az çok fikir edinmişsinizdir. Hani pazarda nelerle karşılaşabileceğinize dair. Ay bu da beni delirtti. Belki bir sonraki cumartesi daha güzel olur. Bu arada hep buranın yerini soruyorsunuz. Burası Fulya Evlendirme Dairesi'nin hemen karşısında. Çok pardon. Öyle. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.